Arkadaşlar senat odasına buyurursunuz. Lütfen. Kıdemli hocamızı ata yurdumuzda gönül bağlarıyla bizim en az bizim kadar bu coğrafyanın, gönül coğrafyasının, kültür coğrafyasının insanı olarak sizleri misafir etmekte çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Üniversitemizde, bir dünya üniversitesinde hangi hizmetler yapılıyorsa o hizmetler karakteristik olarak üniversitemizde vardır. Yani büyüklükleri farklı olabilir, sayıları şöyle olabilir ama Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Kırgız Cumhuriyeti kardeşlerimiz, devletimiz birlikte bir büyük iddiayı gerçekleştirerek burada bir üniversite kurmayı başarmıştır. Fiziki altyapımız da aynı şekilde, bakın 2009'da yaklaşık 40 bin metrekare iken 2019'da yani o geçen 7-8 sene içerisinde %200 artışla 118.112 metrekare. 2010 yılı itibariyle toplam 17 akademik birimimiz varken bunlar 8 fakülte, 3 yüksek okul, 1 meslek yüksek okulu, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezi iken şimdi 22 akademik birimimiz var. Biz fakülte tarzında büyümek yerine bölüm ve program tarzında büyümeyi seçtik ve mevcut fakültelerimizin de içini doldurmaya gayret sarf ettik. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteren bir gelişim bu. 23 yılda Türkiye'de bir üniversitenin üniversiteleşmesi için en az 40 yıl aradan geçmesi lazım derler. Kültürün oturtması için. Bu üniversite 23 yılda çok büyük gerçekten mesafe kat etti. Bu Citation Index yayınlarına ve Pop Science'a falan baktığım zaman Türkiye'deki birçok üniversiteden çok daha önde olduğu da görülüyor. Bu anlamda da bir gurur kaynağı. Böyle bir müessesenin ülke dışında ülkemizi temsil ediyor olması ayrıca bir gurur vesilesi. Bu anlamda geçmişte bu üniversitenin kuruluşunda katkı bulunan rektör hocaları, öğretim üyelerinin bir kısmını tanıyorum. Gerçekten o günden bugüne kadar bu mesafeye getiren tüm öğretim üyelerine, tüm rektörlere, Sayın Sabahattin Hocam'a bu büyük, ne diyeyim ya, bir mucize gibi geliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kırgızistan'da Türkiye bir üniversite açacak ve bu Orta Asya coğrafyasında, Türk Cumhuriyetleri içerisinde belli kriterleri aşarak çok iyi bir konuma gelecek. Üniversitemizin misyonu başlangıçta, kuruluşta iki ülkenin arasındaki altın köprü olacaktı. Bu misyonumuz vardı. Bunu biz elimizden gelince altın köprü sıfatında tutmayı, böyle devam ettirmenin üzerinde çalışıyoruz. Umarım bundan sonra da daha iyi bir altın köprü olacak. İki kardeş ülkenin arasında, kardeş halkların arasındaki bir altın köprü olarak kalacaktı. Kaya resimlerinde bilinen bakanlığın kapısından çok da seviniriz.